Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan Ametis Farm'ımızın oradayız. Geçen akşam bu videoyu Snapchat'e hemen peşi sıra attığım zaman bir küçük yanlış anlaşılmaya sebep olmuşuz. Sanki bu bloklar İpex'e toplanabilir de biz bu şekilde dünyaya çıkarabilirmişiz gibisinden bir algıya sebep olmuşum sanırım farkına varmadan. Bu yüzden aslında farmın doğru yapılışını size öğretmek için buradayım. Bu bloklar İpex ile kırılamıyor arkadaşlar. Bunları mağaralara kurmanız gerekiyor bu farmı. Tabi mağaraya kurduğunuz farm bunun 8 şey bizim yaptığımız kadar 10 blokluk alamayacak haliyle mesela daha küçük bir miktar yapacağız. Ancak gelin aynı sistemi mağaraya da kuralım ki aklınızda soru işareti kalmasını gerçekten istemem. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bir uçalım. Gayri ihtiyari bir şekilde. Ametist mağaraları bu arada bolca bulunuyor oyunda şu anda. Ancak zamanla azaltacaklarını düşünüyorum. Hatta size hemen göstereyim. Hemen bir tane mağara bulalım kendimize. Bakın görmüş olduğunuz gibi her tarafta bol bol ametist mağarası var. Mesela bir şurada. Şu taraflarda var. Yani gördüğümüz bütün morluklar. Maden yaparken aynı spawner bulmuş da oraya farm yaparmışçasına. Mesela şurada bir spawnerımız varmış. Ne spawnerimiş bakalım. İskelet spawneri. Aynı buraya farm yaparmışçasına ametistleri de aynı şekilde farmlamak mümkün arkadaşlar. Bu bölüm dün attığım videonun aynısını koyacağım. Ancak bir yanlışı düzeltmek adına tekrardan yapıyorum sistemi. Şimdi kendimize random bir mağara seçelim. Mesela Ametist mağaralarından şu bizim işimizi görür. Baktığım zaman bolca ametist olduğunu görüyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Bakayım başka mağaralar nerelerde var. Çok bedrock'a yakın olmaması gerekiyor. Yeryüzüne yakın bir yerde gittiğini tercih edebiliriz. Mağarayı seçmek tamamen size kalmış. Ben şu alt tarafının geniş olan mağaralardan bir tanesini yapmanızı tavsiye ederim açıkçası. Farmın verimliliği anlamında. Daha çok ametist, daha çok item demek haliyle. Bunu bu şekilde bilin. Tamam, şimdi şu mağarada bir yapımına başlayalım. Kendimiz tekrar kreatif alalım. Ama emin olun survival'daymış gibi oynayacağım bu sefer. Dostlarım. Üzerine yürüdükçe sesler geliyor. Çok tatlılar. Şimdi şu şekilde azıcık etrafı açıyorum. Çalışacak kadar açsak etrafı yeterli olur. Yapacağımız şey sadece zemindeki ametistleri kullanmak için diğerlerini kırmak. Zaten bunları taşımamız mümkün değil şu anki bize sunulan Minecraft sürümünde. Görmüş olduğunuz üzere sadece etrafı kırdım, etrafı blok yerleştirmedim kesinlikle. Zeminde görmüş olduğunuz gibi bir ton ametist bloğumuz var. Bunlar dediğim gibi üzerinde bitebilenler de var. Mesela üzerinde yeniden yeni ametist oluşturabilenler, şöyle ortasında yıldız şekli olanlar bizim taşlarımız. Burada mesela bizim işimize yarayacak kaç tane taş denk gelmiş bize? 3 tane denk gelmiş. Şu duvarlarda da var tabii ki de bunları da kullanabiliriz. Ancak bu zeminlerdeki şu yıldızlı olanlar bizim için çok çok daha kıymetli. Biz mecbur şu an elimizde bulunan şu ametistler üzerine çalışalım. Yani şu aradaki bloklara yani şu block of ametiste bunda bunlar büyümez. Sadece şu yıldızlı olanların üzerinde büyür. O yüzden diğerlerini kırıp çıkaralım buradan. Şöyle 9'a 9'luk bir alan açtım arkadaşlar. Orta kısım bizim toplama kısmımız olacak. Her mağara farklı şekilde ametist çıkartabilir. Fark etmez. Sistem her türlü kurulabilir. Artık burası bizim depolama kısmımız. Bildiğiniz üzere biz ametistlerin üzerinde büyüyen kristallerin yaşını hesaplayarak kuracağız bu sistemi. Bunun için bize bir tane observer lazım. Şu kısma koyalım. Burada çıkan ametistin yani şöyle büyüyen ametistlerin bizim için yaşını hesaplayacak olan redstone sistemimiz bu. Şuraya bir tane Repeater koyup bir tık açıyorum. Ardından 5 tane gözlemciyi, daha doğrusu bunların adı bırakıcıydı. Şu şekilde sistemimize yerleştiriyorum. Buradaki bu tarafa bakacak. Aralarını kırıyorum. Ve bu kısımlara zamanlayıcı ayarlamak adına şöyle hopperlarımı koyuyorum. Bir döngü içerisinde çalışacaklar beraber. Bu kısma da şöyle redstone'larımı koyuyorum. Şurada komparatörümüz sistemin genel işleyişini kodlayacak. Buradaki komparatörümüzün üzerine bir tane redstone torch koyuyoruz. Ve ardından yapacaklarımız belli arkadaşlar. Bu ametist bloklarımızın üzerine şu şekilde pistonlar yerleştireceğiz. Ki her yörüngeden çıkan büyüyen ametistlerimizi toplamamıza yarasın bunlar. Mesela şöyle iki tane denk gelmiş. Yine sorun yok. Bunlara da piston yerleştirelim. Hiçbir ametisti ziyan etmeyelim madem öyle. Bu yaptığımız sistemle daha improved bir şekilde ilerleyelim. Şu terste görmüş olduklarım pistonlarımı kırıyorum. Bunlar sadece kılavuz içinde. Aralara herhangi bir blok yerleştiriyorum. Fark etmez.
Pistonlarımız update için üzerlerine otoblok olması gerekiyor. Otobloklarımızı yerleştiriyorum. Ardından sadece üzerlerine hareket edecek bir redstone sinyaline ihtiyacım var ve bunu şu şekilde sağlayabilirim. Her mağarada çıkacak ametistlerin dağılımı farklı olduğu için haliyle işleyiş de farklı olacaktır. Ancak fark etmez. Mutlaka her mağarada çalışacak bir sistem kurulabilir. Pistonların yerleri duruma göre değişiklik gösterebilir, haberiniz olsun. Redstone sinyalin ulaşamayacağı yerler için ihtimaller dahilinde şu şekilde repeater'lar koyun. Sinyalin gücünü tekrardan arttırın. Şimdi görmüş olduğunuz üzere sistemimiz hazır. Sadece bildiğiniz gibi bir tane stackleneme itemi şuradaki dropper'ın içerisine koymalamamız lazım. Güçlü bir sinyal olması açısından. Bunun için de hadi yine bu sefer tahta bir kürek kullanalım. En ucuz malzeme hangisiyse. Bunu koyduk. Artık ametistler büyüdükten sonra gerekli yaşa ulaştığında bir tanesi üzerinden okunduğu için diğerlerinde yeterli yaşa ulaştığı düşünülecek bir sistem tarafından kurulacak. Görmüş olduğunuz üzere ametistler büyüyor. Sistem ametistlerin büyümesine göre sinyalini atıyor. Ve sistem ametistleri kırıyor. Bu şekilde döngü tekrar tekrar tekrarlanacak. Burada bir tane ametist çıktığı anda şuradaki bırakıcımız tekrar yerine iletecek küreğimizi. Bir yaşında olduğunu belli edecek. Sonra tekrar bir yaşına girdiği zaman tekrar tekrar ve tekrar. Büyümesi için bir yaşı kaldı sadece. Ve bir tane daha büyüdüğü gibi sistem ametistleri tekrar kırıp toplayacak. Görmüş olduğunuz üzere sistemimiz bu kadar basitti. Tabii ki de ametistleri farmlamanın tek yolunun bu olmadığını söylemeden geçemem. Biliyorum kiminize böyle bir mağara bulmak çok zor gelebilir. Belki bu sistem gözünüzde fazlasıyla büyüyebilir. Ancak ametistleri farmlamak mümkün. Aslında yeni versiyondan sonra bizim shulker farmlamamız bile mümkün olacak yakında. Bunun için de güzel bir sistem planlıyorum. Şu an için Ilmango'nun sadece böyle bir sistem paylaştığını gördüm ki onun da sisteminde alıcı gözle baktığım zaman çok fazla açık olduğunu düşünüyorum. Ki benim ekibim de Onur abi de bunun hakkında sabah benimle konuşuyordu. Bunun hakkında sürpriz videolar gelebilir size. Ama emin olun kendinizi fazla kasmanıza da gerek yok yani. Ametist tamam çok işimize yarayacak ama her şeyin bir çözümü var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizi geçen videoda yanlış yönlendirmemişimdir. Biliyorsunuz ben her snapshot'a yani her sürüme yeni farmlar gözüyle bakan birisiyim. Yanlış anladığınızı düşündüğüm için böyle bir video çekme ihtiyacı duydum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Farmı güle güle kullanın ve hoşça kalın. Gerçi artık farma ne gerek varsa.